Ay gitti. Ay buraya şeye geldik. Bu araziye koşu yapmaya geldik geçen günde. Orada atım normalde ben kolay kolay attan düşmem. At Türk'ün kanadıdır. O gün yağmur yağmıştı. Hafif ıslak zemindi. Viraja hızlı girme sebebiyle tabii ki hata benim. Atımda bir suç yok. Tahlattım. Hata benim. %99 hata benim. Virajda düştüm çünkü. Atım yeşilliğe bastı. Yeşillikte ayağa kaydı. O gün attan düştüğüm günü ata da hiç o bilinçli bir düşüştü. Hani atın kaydığını ben hissettim. Atı da zaten ben düşürmek istedim. Yoksa öbür türlü karşıya geçecektik. Zaten o hızla karşıya geçseydik arabalar bize çarpardı. Düşmekle en iyisini yaptık. Yani bilinçli bir düşüş oldu. Yaralanma oldu. Hiçbir şey olmadı. Ufak tefek etlerimizde acıma var. O da normal zaten. Tabii ki düşerkene üzüldüm. Acaba ata bir şey olacak mı diye. Ayaklarında falan herhangi bir sıkıntı olacak mı diye üzüldüm. Çok şükür düşer düşmez ikimiz de birden ayağa kalktık, devam ettik. Boş zamanlarımda atla ilgileniyorum. Atıma bir evlat gibi bakıyorum. At Türk'ün kanadıdır. Osmanlı zamanımızda, Selçuklu zamanımızda, ta Oğuzlardan bugüne hep atlarla kazandığımız bu topraklarda yaşıyoruz. Ata bir saygımız var, sevgimiz var. O ayrı bir şey. Dükkanımda müsait kaldıkça atımla dağlara çıkıyorum. Bazen şehirlerden de geçiyoruz. Halkımız ata çok hevesli. Herkes fotoğraf çekinmek istiyor. Çocuklarını bindirmek istiyor. Biz de onlara ücretsiz bir şekilde yardımcı oluyoruz. 6-7 yaşından beri ata biniyorum. Bir atım daha var benim Tokat'ta. Karayel. Buradan Tokat'a gidince ona biniyorum. Kocaeli'de buna biniyorum. Yani 15 senedir, 16 senedir falan sıkı bir şekilde ata biniyorum yani. Boş zamanlarımda. Evet, boş zamanlarımda yani işimden müsait olursam. Herkesin de ata binmesini istiyorum. At ayrı bir şey. Yani her evde köpek besleniyor, kedi besleniyor. Atlar niye beslenmesin? Yani bakabiliyorsa eğer bir insanın bakma şeyi varsa, bakabiliyorsa baksın yani. Evi müsaitsem yani. Yani ahır varsa tabii böyle müsait bir yerde bakabilir yani. Çok gurur duyuyorum. Gurur duyma sebebim de Osmanlı zamanında, Selçuklu zamanında, daha geri Oğuz boylarından bugüne at bizim bir silahımız. At olmazsa insan ben zayıf hissediyorum kendimi. Yani atla hiçbir yerde kalmayacağımı eminim yani. Atım benim çok değerli. Onun için ata bindiğim zaman dünya bir tarafa, atınla ben bir tarafa.